Arkadaşlar, eğer bir şeyler yapamazsak şirketimizin kapısına kilit vurmak mecburiyetinde kalacağız. Evet Önder Bey, bugüne kadar çalıştığımız bütün şirketlerin reklam idman yurdu kaptı. Herifler süper fiyat kırıyorlar. Hatta neredeyse bedava yapıyorlar. Mehmet Ali'yi Eskimoğulların beyazlarını görmesi için ta Kuzey Kutbu'na göndermişler. Herifler ciklet reklamında da 10.000 kişilik figürasyon oynatmışlar. Hatta bizim alçak baha bile gidip oynadı. Bundan sonra yapacağımız tek bir şey var. Bari elimizde ne iş kaldıysa onları kaçırmayalım. İyi de elimizde hiç iş yok ki Önder Bey. Demek yıllardır ekmek yediğimiz ekmek teknemiz ajansımız kapanıyor ha. Ajansımızın kaderi de sosyalizm gibiymiş. Başın öne eğilmesin, aldırma gönlünü aldırma. Ulan şu krizden herkes kurtuldu, bir biz kurtulamadık. Kriz bağımız mı olduk nedir anlamadım ki. Büyük bir iş alsak durumu kurtaracağız ama bütün işleri reklam idman yurdu kapmış. Peki eski müşterileri arayıp şöyle bir hal hatır sorsak, hani öylesini arıyormuşuz gibi. Belki adamların aklına geliriz de bir iş kaparız. Oho! Onu Önder Bey çoktan yaptı. Hatta İskenderun'daki müşterilere bile geçiyordum bir uğrayayım diyerek gitti ama nafile. Hepsi de reklam idman yurduyla çalışıyorlarmış. Telefonlarını bile oraya yönlendirmişler. Hangi firmayı arasam, alo buyurun burası reklam idman yurdu diye açıyorlar. Maslan evladım burada mısın? Ben de seni arıyordum. Hayırdır baba, bir sorun mu var? Var ya. Mersin'deki evi ipotek ettirmiş, o parayla da tarlamı ettirmiştim. Ama maalesef ürünü kaldıramadım evladım. Ha, beraber gidip kalan ürünleri mi kaldırmamızı istiyorsun? Gördünüz mü bak, iş ayağımıza kadar geldi. Gidip tarlada çalışırız, paramızı da kazanırız. Yok be evladım. Yani iyi ürün kaldıramadım diyorum. Eğer iki gün içinde parayı bankaya ödeyemezsem evi haraç meza satacaklar. Baba yardım etmeyi çok isterdim ama şu sıra bizim şirketin durumu da çok kötü. Biz de kurtulmak için çare düşünüyoruz. Önce bizim evi bir kurtaralım. Ondan sonra çareyi hep birlikte düşünürüz evladım. Kaç paraya ihtiyacın var senin? 6 milyar. Oha. Pardon ama 6 milyarlık ne ektin baba? Avokado ektim. Carrefour'da en pahalı meyve olarak avokadoyu görünce iyi para getirir diye ben de tarlaya avokado ektim. Ama maalesef tropikal bir bitki olduğu için bizim... Bak Masar evladım, bu parayı senden borç olarak istiyorum. İnan ki bir dahaki hasat zamanı borcumu ödeyeceğim. Baba asıl sen bana inan yok. Vallahi 6 milyarım olsa yeter ki git de işin görülsün diye verirdim ama yok. Ya peki 5 milyarın da mı yok? Bak senin hatırın için en son 4,5 milyara razıyım. Ben 1 milyara bile razıyım. Keşke olsa. Bak evladım, aramızda kalsın. Bu sefer tarlaya ananas ekeceğim. Ananas işin de avokadodan daha çok para var. Ay, iyi de bende yok. Yahu bende kim bu dilenci diyordu? Senden başka kim olabilir be adam? Bana bak, bu damadım da benim anamdaki bir mesele. Sen kendi anarşik işlerine bak. Ya zaten canımız burnumuzda. Bir de seninle uğraşmayalım be adam. Git Allah versin. Asıl sana Allah versin. Benim sadece paraya ihtiyacım var. Ama senin hem paraya, hem terbiyeye, hem görgüye, hem akla, hem fikre daha bir sürü şeye ihtiyacım var. Baba lütfen, burası benim iş yerim. Kavga ettiğin adam da benim patronum ya. Ya anlaşıldı mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsünüm.